Bulmaca severler, kanalımıza hoş geldiniz. Beyin kanalında bugün sizleri yine eğlenceli ve düşündürücü yeni sorular bekliyor. Bakalım bugün soracağımız soruları bulabilecek misiniz? Mine ve Mert balayı için tropik bölgelere gitmişlerdir. Pazarda gezinirken bir tezgahtan büyük tatlı bir karpuz almışlar ve kumsala gidip yemişlerdir. Karpuz gerçekten çok lezzetli ve tatlıdır. Her ikisi de karpuzdan dörder dilim yemişler ve maalesef 1,5 saat sonra Mert hayatını kaybetmiştir. Otopsi raporu ise Mert'in zehirlendiğini ortaya çıkarır. Ancak ilginç olan şudur ki Mine de Mert'le aynı karpuzdan yemiş ve aynı içeceklerden içmişlerdir. Ama o zehirlenmemiştir. Peki ama bu nasıl mümkün olmuştur? Mert karpuzu çekirdekleriyle birlikte yemiş ama Mine çekirdeklerini yememiştir. Buradan da zehrin çekirdeklerde olduğunu anlıyoruz. Yeni yıl öncesi polis merkezine cinayet ihbarı gelmiş. Genç bir kadın evinde öldürülmüştür. Kadının eşi polisleri kapıda karşılamıştır ve Leyla dün akşam gece vardiyasındaydı ve sabah erken eve geldi. Hemen odamıza çıkıp yattı demiştir. Polis memuru hemen cansız bedeni otopsiye göndermiş ve sonuç kadının iki kişi tarafından öldürüldüğünü göstermiştir. Polis 3 şüpheliyi belirlemiş ve hemen ifadeleri almaya başlamıştır. Leyla'nın eşi çatıya ışık takıyordum demiştir. Leyla'nın kız kardeşi ise kızımla dışarıda kar topu oynuyorduk demiştir. Leyla'nın aşığı ise iş yerinde çalışıyordum diye ifadesini vermiştir. Peki sizce bu 3 şüpheliden hangileri Leyla'nın katilleridir? Leyla'nın katili eşidir. Çünkü ifadesinde çatıyı ışıklandırdığını söylemiş ancak evin çatısında herhangi bir ışıklandırma yoktur. Peki Leyla'nın ikinci katili kimdir? Cevaplarınızı yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Sıra geldi gözlerinizi test etmeye. Optik illüzyon yöntemiyle hazırlanmış bu resimde sizce kaç tane yüz var? Size verdiğimiz süre başladı. İsterseniz videoyu da durdurabilirsiniz. Resim içerisinde toplam 14 tane yüz vardır. Şimdi ise sizden resimde kaç tane hayvan olduğunu bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler resim içerisindeki tüm hayvanları bulabilecek? Resim içerisinde toplamda 16 hayvan bulunmakta. Tüm hayvanları sizler için gösterdik. Yine karşınızda bir optik illüzyon resmi bulunmakta. Peki siz bu resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Resim içerisinde iki farklı senaryo bulunmakta. Bu senaryolardan ilki, karşı kaleye saldırı için ordusuna öncülük yapan bir adam var. Meşale taşıyan askerler kaleyi yakıyorlar. İkinci senaryoda ise birbirine bakan iki yüz var. Kale ilk yüz, ikinci yüz ise adamın ayakta durup meşale yaktığı dağın yüzüdür. Resmi dikkatlice inceleyin. Sizce kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renkli anahtarlardan hangisi ampulü yakabilir? Ampulü yakacak olan anahtar sarı renkli anahtardır. Hale öğretmenin sınıftaki masasında duran elmasını bir gün teneffüste birisi almıştır. Elmasının kaybolduğunu fark eden Hale öğretmen 3 öğrencisini karşısına almış ve elmasını alıp almadıklarını sormuştur. Berker ve Hasan ben almadım derken Tarık Hasan aldı demiştir. Hale öğretmen 3 öğrencisinden bir tanesinin doğru söylediğini çok iyi biliyordur. Peki sizce Hale öğretmenin 3 öğrencisinden hangisi elması almıştır?
Hale öğretmenin elmasını alan Berker'dir. Doğruyu söyleyense Hasan'dır. Eğer Berker doğruyu söylemiş olsaydı Hasan ve Tarık aynı anda yalan söylemiş olamayacaklardı. Sırada küçük bir testimiz bulunmakta. Bu testle sizin genel kültürünüzü ölçmeye çalışacağız. Pusulada N harfi hangi yönü ifade etmekte? Pusulada N harfi kuzey yönünü ifade etmektedir. Şeker hastası olan bir insana aşağıdakilerden hangisinin verilmesi kan şekerinin düşürülmesini sağlar? İnsülin, glukagon, adrenalin, aldosteron. Doğru cevap insülindir. Peki, Ay'a ilk defa kaç yılında ayak basılmıştır? Ay'a ilk defa 1969 yılında ayak basılmıştır. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin 20 Temmuz 1969 günü Ay yüzeyine iniş yapan ilk insanlar. Ahmet ve Mehmet'in her ikisi de bir kutu çikolataya sahiptir. Ahmet kutusundaki birkaç çikolatayı yemiştir. Mehmet kendi kutusunu açmış ve Ahmet kutusunda kalan çikolata sayısıyla eşit miktarda çikolata yemiştir. Ahmet ve Mehmet'in toplamda kaç çikolatası vardır? Çocukların toplam 12 çikolatası bulunmakta. Bir kamyon köy yolunda 4 tane kamyonla karşılaşmıştır. Peki sizce kaç tane kamyon köye giriş yapmıştır? Doğru cevap 1'dir. Çünkü diğer 4 kamyon köyden çıkarken bu kamyonla karşılaşmışlar. Hadi biraz da yuvarlak içerisinde gizlenmiş rakamları bulmaya çalışalım. Bu resim içerisinde hangi rakamları görüyorsunuz? Resim içerisinde 13 ve 8 rakamları gizlenmiş. Fakat kırmızı renk körü olanlar sadece bir rakamını görürken, yeşil renk körü olanlar 3 rakamını, kırmızı ve yeşil renk körü olanlarsa 8 yerine 3 rakamını görmüşler. Peki siz hangi rakamları gördünüz? Peki bu iki yuvarlak içerisinde hangi rakamları görüyorsunuz? Bir şey göremediniz mi? Biraz daha deneyin. Yine mi bir şey göremiyorsunuz? Ama kırmızı yeşil renk körü olan insanlar 45 rakamını görüyorlarmış. Bu kıpkırmızı resimde içerisinde bazı rakamları gizliyor. Bakalım bulabilecek misin? Evet, kırmızı renk diğer renklerden biraz daha farklı. Bazı insanlar kırmızının tonlarını göremiyor. Peki sen 641 rakamını gördün mü? Peki sence bu daireler hareket ediyor mu? Bu soruyu cevaplandırırken gözlerine güvenmemeni öneriyoruz. Resimdeki daireler hareket etmemekte. Sadece biraz göz yanılsaması yaşadığımız için hareket ediyormuş gibi hissediyoruz. Şimdi sizden ampule 25 saniye boyunca bakmanızı isteyeceğiz. 25 saniye baktıktan sonra hemen beyaz bir duvara veya kağıda bakın.
ne gördünüz? Parlayan bir ampul gördünüz değil mi? Peki bu filin kaç tane ayağı var? Filin ayaklarını saymak için videomuzu durdurabilirsiniz. Filin toplamda 4 ayağı vardır. Peki siz kaç tane ayak saymıştınız? Geldik bir diğer resme. Peki siz bu resme ilk baktığınızda ne gördünüz? Yüz mü yoksa sadece çiçekler mi? Eğer ilk gördüğünüz şey yüzse sizin gözlem ve sonuç çıkarma yeteneğiniz çok gelişmiş. Ama eğer ki ilk çiçekleri gördüyseniz bu sizin doğayla uyum içerisinde yaşamaktan büyük zevk aldığınız anlamına gelmekte. Geldik son soruya. Sizce çok sıcak bir çölde ve çok soğuk kutuplarda kalmış bu iki kişiden hangisi daha önce hayatını kaybeder? Cevaplarınızı bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.